Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi. Sevgili dostlarımız, değerli izleyicilerimiz, Kur'an bahçesinde beraberliğimize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte biliyorsunuz her hafta Kur'an-ı Kerim'den sureleri, ayetleri gözden geçirmeye, okumaya, anlama gayretine devam ediyoruz. Bu hafta da yine böyle olacak ve inşallah Din İşleri emekli üyelerinden, Din İşleri Yüksek Kurulu emekli üyelerinden kıymetli hocamız Mehmet Keskin'le birlikte olacağız. Hocamız hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah'tan size afiyet diliyoruz hocam. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. İçerisinde bulunduğumuz bu haccın öncesindeki mübarek zaman diliminde inşallah Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den istifademizi ziyade eylesin. Amin, amin. İnşallah. Efendim biz biliyorsunuz nüzul sırasına göre gidiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de indirilen sureleri indirilme sırasına göre ele almaya çalışıyoruz. Bunun da gerçekten çok öğretici tarafları var. En son kaldığımız programda da Fatiha suresine başlamıştık. Fatiha suresi kısa bir sure olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'de çok önem verilen, bizim de namazlarımızda gün içerisinde defalarca tekrarladığımız, okuduğumuz bir çok kıymetli sure. Dolayısıyla biz o 7 ayet-i kerimeyi bir programda bitiremedik. Başladık, yarısına kadar geldik. Çok derin manalar, belki aslında programlar boyunca da üzerine konuşulabilecek kadar kıymeti haiz. Ancak inşallah bu programda kaldığımız yerden devam ederek onu bitirmeye niyet ediyoruz. Hocam isterseniz Fatiha suresinin başından şöyle geldiğimiz yere kadar bir kısa özet sizden dinlesek, ondan sonra devam etsek olur mu? Olur inşallah. Bütünlüğü sağlamak açısından. Evet. Besmele ile başlıyor. Zaten bazı müştehitlere göre Besmele Fatiha'nın da bir ayeti. Hı-hı. Ama Hanefi görüşe göre Besmele Fatiha'nın bir ayeti değildir. Teberrük olsun diye başta Besmele ile başlanır Hanefilere Hı-hı. göre. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum okumaya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Hamd, övgüler yani. Allah'a mahsustur. O Allah ki alemlerin Rabbidir. Alemleri besleyen, terbiye eden, gıdalarla, nimetlerle besleyip geliştiren, onlara sahiplik yapan Allah'a mahsustur. O Allah ki Rahmandır, Rahim'dir. Rahmandır. Dünyada onun merhameti bütün varlıkları kapsayacak kadar geniştir. Rahimdir, ahirette sadece kendisine inanan müminlere mahsustur merhameti. Kafirlere, münafıklara ahirette merhamet etmeyecek, onları azaplandıracaktır. Onun için Rahmanel Dünya, Rahmanel Ahire. Şimdi Rahmanel Dünya, Rahimel Ahire denilmiş. Dünyada herkese merhamet eder, ahirette ise sadece kendisine inanan, yönelen kimselere merhamet eder. Din gününün yani hesabın görüleceği, amellere göre cezaların, mükafatların verileceği günün sahibi Allah'a mahsustur hamd. İyyâke nâbüdü. Ey Rabbim, ancak ve ancak sana ibadet ederiz, sana kulluk ederiz. Senden başkasına ibadet etmeyiz. Ve iyyâke nesta'in. Ve ancak senden yardım dileriz. Evet. Senden başkasından yardım dileyecek değiliz. Sadece senden dileriz yardımı. Burası tam ortası. Evet. İhdine sirâtel müstakîm. Bizi dost doğru yola, sırat-ı müstakime ilet. Yani doğru yol nedir onu bize göster. Veya bizi o yola ilet. Ya da doğru yolun ne olduğunu bize ilham et. İhdina bu gibi anlamlara geliyor. Hidayet kökünden geliyor. Evet, hidayet de mesela doğru yolu bulma. Hı hı. Doğru yol nedir? Hak yoldur. Hak yol nedir? İslam yoludur. İslamiyettir. Evet, bizi sırat-ı müstakime yönelt. Bizi o yöne ilet, o yola ilet. O yolun ne olduğunu bize göster, bize ilham et. Hı hı. Sırat-ı
yol demektir. Müstakim, dosdoğru, istikamet üzere, dümdüz, eğriliği, büğrülüğü olmayan, dümdüz, hakka giden dümdüz yol. Bizi istikamet, evet. Kamet, kıyam, kayyum, bu kelimelerin kâmet, ilişkisi var mı hocam? Kamet, dikelen kimse. Nasıl dost doğru olur değil mi? İşte dost doğru oldu. Ha, böyle çok büyük alimlere falan kâmet derler. Ya öyle bir kâmettir ki o. Evet. Değil mi? O manada mı? Dimdik. Hak yolda dimdik. Eğilip bükülmeyen. Evet. Taviz vermeyen. Eğilip bükülmeyen. Dimdik duran. Efendim, dik duran yani. Zaten Cenab-ı Allah bir surede, Hud suresinde Efendimiz'e hitaben şöyle bir buyruk veriyor. Festakim kema umirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ya Muhammed. Efendimiz buyuruyorlar ki şeyyebetni suretu Hud. Hud suresi beni ihtiyarlattı. Evet. Neden ya Resulallah? O kadar ağır ki orada verilen emir diyor, adeta beni ihtiyarlattı. Niye ya Resulallah? Orada bir ayet var. Festakim kema umirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. İlahi emirleri eksiksizce yerine getir. Hak yolunda ilahi emirleri uygulamada kimseye taviz verme. Dimdik, dümdüz, dost doğru ol. İşte diyor bu ayet. Düşündüm, bunun gereğini yapabildim mi, yapamadım mı? İşte bu beni düşündürdü ve ihtiyarlattı. Hocam Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakimi tarif eden ayetler hatırlıyor musunuz? Hani şunun benzerini ifade ediyorum aslında. Mesela takva sahiplerinden bahsediyor bazı ayetlerde. Başka bazı ayetlerde o kavramın içini açıklıyor bize. Evet. O takva sahipliği kimdir? Onu başka yerden bazen öğreniyoruz. Bunun gibi sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakimi bize tarif eden başka yerler var mı? Yol nedir? Burada açıklayacak şimdi. Burada mı gelecek? Bu sırat-ı müstakime bizi ilet. Sırat-ı müstakim kimlerin yoludur? Hangi yoldur? Onu açıklayacak. Sırat-ellezîne en'amte aleyhim. Kendilerine inamda bulunduğun, nimetler bahşettiğin kimselerin o dost doğru yoluna bizi ilet ya Rabbi. O kendilerine nimet bahşettiğin, inamda bulunduğun insanlar kimlerdir? Onlar enbiyadır, mürsellerdir, peygamberlerdir, nebiler, resuller, Müslümanlar. Efendim, Sıddıklar, Musa Aleyhisselam'ın kavmi ama bozulmazdan önceki kavmi. Onlar, işte dost doğru yolda olanlar onlardır. Bizleri onların yoluna ilet ya Rabbi. Sırat-ı müstakim dediğimiz budur. Efendim, kimlerdir? Müminlerdir demiştik. Allah'a iman eden kimseler. Sırat-ı müstakim üzeredirler. Zaten sırat-ı müstakim insanın fıtratına uygun olan doğru yol demektir. İslam yoludur. Fitretallahilleti fatarannâse aleyha. Bu dost doğru din, kayyim, dost doğru olan din hangi dindir? Allah'ın insanları ona uygun olarak yarattığı insan fıtratına, insan yaratılışına uygun olan dindir. Zalike dinul kayyim. Allah'ın insanları ona uygun olarak yaratmış olduğu din, işte dost doğru din budur diyor. Zalike dinul kayyim. Dost doğru din budur. Dost doğru yol budur. Bu ayette mi geçiyor ifade? Evet, bu Ankebut suresinde, Lokman suresinden önceki surede geçiyor bu ayet. Evet. Efendim, müminlerin, peygamberlerin yoludur veya Musa peygamberin bozulmazdan önceki kavminin yolu. Peki bu sırat-ı müstakim. Evet.
kendilerine inam ettiğin, nimet bahşettiğin kimselerin yoluna, bizi dosdoğru yola ilet. Aman Allah'ım, kendilerine gazap ettiğin gayril mağdubi aleyhim veladdalli. Gazap olunanların yoluna değil ha ya Rab. Dalalete, sapıklığa sürüklenmiş olanların yoluna da değil. Kendilerine nimet bahşettiğin enbiyanın, resullerin, müminlerin yoluna bizi ilet ya Rabbi. Gayri demek herhalde böyle olmasın. Gayri, bunlar hariç. Yani onların değil mi? Hariç. Gazaba uğramış olanların yolu hariç. Oraya bizi yönlendirme ya Rabbi. Evet. Orada da iki ayrı grup var sanki değil mi? Gayri, gazaba uğramış mağdubi olanlar, aleyhim. Bir de dalin, dalalete sürüklenmiş olanlar. Kimlerdir bu gazaba uğramış olanlar? Yani iki ifade aynı kişileri kastetmiyor herhalde. Yok, iki ayrı grup. İki ayrı grup. Evet. Bir üst grup. Biri nimete mazhar evet. olanlar. İyiler. Biri gazaba uğramış olanlar. Bir de üçüncüsü de sapıklığa yönelmiş olanlar. Sapıklığa sürüklenmiş Dalalet. Olanlar. Dalalet. Kimlerdir bu? مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. Hani Bakara suresinde قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Kayba uğramış, rezil olmuş maymunlara dönüşün dedik onlara, İsrail oğullarına. İsrail oğulları her şeyde bir zorluk çıkaran, hele hele dini konularda ilahi emirleri yerine getirmeme konusunda işi yokuşa süren bir kavim idi. O yüzden Allah onlara kayba uğramış, rezil olmuş maymunlara dönüşün dedi. İşte Allah onlara men le'anehullahu ve gadibe aleyhi. Allah'ın kendilerine lanet ettiği, lanetli kavim. Allah'ın kendilerine gazap ettiği kavim. Ve onlardan maymunlar ve domuzlara dönüştürdüğü kavim. Şimdi niye öyle oldu? İşi yokuşa sürdüler dedik ya dini konularda. Bakara suresinde anlatılır. Cenab-ı Allah Musa aleyhisselama fail meçhul bir adamın katilinin ortaya çıkarılması hususunda bir yöntem bildiriyor. Şöyle şöyle yap, açığa çıksın. Musa aleyhisselam da bunun üzerine kavmine dedi ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَزْبَحُوا بَقَرَةً. Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Bu defa İsrailoğulları nasıl bir sığırmış bu? Söyle Rabbine de bize açıklasın niteliklerini, ona göre keselim. İşte bunun üzerine Musa aleyhisselam Rabbine müracaat ediyor. Bu defa Cenab-ı Allah la faridun ve la bikrun. Ne yaşlıdır ne de çok, yaşı çok küçüktür, orta yaşta yani. Bu sefer böyle deyince yine dediler ki ey Musa, Rabbine söyle de Rabbinden iste, bize bunu açıklasın, nasılmış, rengi nasılmış. Yani her zaman yokuşa sürdüler. Cenab-ı Allah'ı gazaplandırıyorlar. İşte rengi parlak bir sarıdır o sığırın. Böyle bir sığır kesin. Cenab-ı Hak da cevap veriyor ama. Evet. Değil mi? Evet. Yani baştan şey demiyor ya, sizin keseceğiniz yok zaten. Emrediyor ya, maksadınız kesin sığır kesin. Niye zorlaştırıyorsunuz? Bir sığır kesin işte. Ama sonra soruldukça cevap geliyor. Evet. Mecbur artık yani, hele bakalım nereye kadar kaçacak bunlar. Esas niyetleri yapmamak. Onun için bahane uyduruyor. Sonra yine dediler. Ey Musa, Rabbinden iste bu sığırın nasıl bir sığır olduğunu bize iyice açıklasın. Bunu biz karıştırdık. Nasıl olacağını bilemedik. Yine Cenab-ı Allah Musa aleyhisselama şöyle söyle dedi onlara. La zelulun tusirul arda ve la tesqil harsa musallamatun la şiyete fiha. Bu ne çok zelil bir hayvandır. Yani ne tamamen boyun eğen, yani orta halde itaatkar, efendim kusursuz, efendim yerde çift süren,
ve benekli olmayan bir sığırdır. En sonunda kestiler. Detaylı tarif etti. Böylece onun etinin, derisinin bir parçasını ölmüş olan faili meçhul adamın vücuduna vurdular. Böylece adam dirildi, dedi beni falan falan öldürdü. Böylece açık açık. Yani bir emri yerine getirmemek için türlü bahaneler uydurdular. İşi yokuşa sürdü. Allah da onlara gazap etti diyor. Men le'anehullahu ve gadibe aleyh. Yani gazaba uğramış kavim Yahudilerdir. Kısaca. Ondan sonra sapıklığa, dalalete sürüklenmiş olanların da Hristiyanlar olduğu ifade ediliyor. Qaddallu min qablu ve adallu kesiren ve dallu an sevâis sebil. Bunlar sapıklığa yöneldiler daha önce. Çoklarını da sapıklığa sürüklediler. Ve onlar orta yoldan, doğru yoldan da saptılar. Onun için lanetlendiler. Hristiyanlar diyor. Yani kısaca bu ayeti kerimenin sonunda okuyanlar diyorlar ki ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime, yani kendilerine nimet bahşettiğin peygamberlerin, müminlerin yoluna bizi ilet. Dost doğru yol budur. Gazap olunmuşların, yani Yahudilerin, efendim sapıklığa yönelmiş olan, sapıklığa düşmüş olan Hristiyanların yoluna değil. Evet. Bunun sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu surenin sonunda amin demiş. Amin ne demek? İstecip. Yani ya Rabbi bu dualarımıza icabet eyle. Kabul buyur duamızı. O anlama geliyor. Amin kelimesi. Başka dinlerde de bu ifade kullanılır. Onlar mesela amin demezler de amen gibi bir kelime kullanırlar. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh da bu kelimenin ya Rabbi bu dediklerimizi yapıver, yap anlamına gel. Aynı şey zaten duamıza kabul, kabul buyur duamızı, icabet eyle. Amin ifadesi ayet değil yani. Yok, ayet değil. Ama ancak Peygamberimizin hadisi de diyebiliriz. Efendimizin de değil. Yine Cebrail kendisine bunu telkin etmiş bu kelimeyi. Ama ayet değil. Evet. Yani Cebrail demiş ki ya Muhammed böyle duaların sonunda amin de diyor. Cibril bana bu kelimeyi telkin etti. Bir anlamda imza atar gibi. Evet. Nokta amin koyan de gibi. Denilebiliyor, emin de denilir ama genelde amin denilir. Evet. İşte Efendimiz buyuruyor ki Fatihatül Kitabı okurken amin demeyi Cibril bana telkin etti. Dedi ki ya Muhammed bu sureyi okuduğun zaman sonunda amin de. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki namazda Fatiha'nın sonunda amin diyen kimse gökteki meleklerin de amin dediği ana tevafuk ederse, ikisi aynı ana gelirse ona şöyle şöyle nimetler vardır diye müjdeler veriyor. Kur'an'dan bir ayet değildir amin. Neden? Nereden biliyoruz? Çünkü mushaflarda yazılmamış. Sadece Cebrail'in bir tavsiyesi. Peygamber Efendimiz'e böyle de demiş. Amin de duaları sonunda. Fatiha'nın sonunda. Hocam Türkiye'de yaygın bir adet biliyorsunuz. Evet. Fatiha okumakla beraber mesela bir işte kişi vefat ettiğinde arkasından Fatiha okunuyor. Genelde de bir Fatiha, üç İhlas okumak yani İhlas suresi ile Fatiha suresini yan yana birleştirmek, bir arada okumak gibi bir adet var. Evet. Bunun Peygamber Efendimiz'in sünnetine dayanan bir hakikati var mı? Yoksa sadece bizim toplumumuzdaki bir adet mi olmuş bu? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mezar ziyaretinde ölüler için efendim Kur'an okuduğuna dair bir rivayete rastlamadım. Selef-i Salihinden de böyle bir şey söylenmez. Ancak Hazreti Ali'den bir rivayete göre diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüler için 11 İhlas okumamı bana tavsiye etti. Hazreti Ali'nin sözü de boşta kalacak bir söz değil. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yani en seçkin sahabilerinden, Hulefai Raşidinden
olup Efendimizin amcazadesi, damadı ve Efendimizin yanında büyüyen, yetişen bir insan. Yani o böyle demiş ise doğrudur yani. Demek ki Efendimizin tavsiyesi var. İhlas-ı Şerif okunması. Kur'an okunduğu yerde mutlaka bir füyuzat-ı ilahiye hasıl olur. O feyizden ölen kişi ölü istifade eder inşallah. Kaldı ki fıkıh kitaplarında da sevabul Kur'an'ı yasilu ilel meyyiti. Okunan Kur'an'ın sevabı ölüye ulaşır denilmektedir. Yani Fatiha ile İhlas'ın yan yana okunmasına dair bir rivayet hatırlamadım. Yok, öyle bir şey yok ama okunması tabii ki güzeldir. Evet. Peki hocam, evet, diğer soruya geçelim. Bitirdik. Fatiha'yı bitirdik. Programımızın aşağı yukarı tam ortasındayız. Şimdi nüzul sırasına göre Fatiha'dan sonra Tebbet suresi. O da yine çok yakından bildiğimiz, namazlarda çok okuduğumuz surelerden bir tanesi. Hatta bazen böyle çok makbul olmayan kişiler hakkında rahmet duası yapıldığında Allah rahmet eylesin diyene karşı bazıları ona rahmet değil Tebbet okumak lazım derler. Niye böyle diyorlar? Şimdi herhalde bugün anlayacağız. Muhtevasından, manasından inşallah çıkarmaya çalışacağız. Efendim, bu okuduğumuz Fatiha'dan sonra nazil olduğu bildirilen bir sure Tebbet veya diğer adıyla Mesed suresi. Mesed suresi. Mesed'in ne olduğunu zaten surenin içinde açıklayacağız inşallah. Evet, inşallah. Yine besmele ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu sure efendim Mekke'de nazil olmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir ayet nazil oldu. Ve enzir aşiretekel akrabin. Ya Muhammed, yakın akrabanı uyar. Uyar ve onları İslam'a davet et anlamında bir ayet geldi. Aşiret ne demek hocam? Aşiret, aynen bir Türkçe'de de kullanıyoruz ya kendi aşiretini. Yani yakın akrabalarını, çevreni, efendim boyunu, soyunu, işte neyse artık, kabileni, onları çağır. Kabile daha geniş aslında. Evet. Aşiret ondan daha dar çerçeve. Sülale gibi. Belki, evet. Efendim, yakın akrabanı inzar et, uyar, onları İslam'a davet et ya Muhammed. Dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'ne gitti. Ve Araplarda bir ünlem, bir çağrı edatı olan Ya Sabaha, yani ey sabahtaki insanlar, hadi gelin. Yani demek ki sabah vakti de biraz, yani milleti toplantıya çağırdı. Akrabaları geldiler, tabii gelenler arasında Ebu Leheb de var, amcası o. Etrafında her... Ebu Leheb'in peygamberimizin amcası olması demek, Ebu Leheb'in babası Abdülmuttalip demek. Evet. Doğru anladım değil mi? Anneleri ayrı ama. Yani babası Abdullah ile amcası Ebu Leheb'in anneleri ayrı. Anneleri ayrı. Ama ikisi de Abdülmuttalip'in çocuğu yani. Abdülmuttalip, Abbas'ın da, Hamza'nın da, Efendimizin babası Abdullah'ın da, Ebu Leheb'in de, Ebu Talib'in de babası. Ancak Ebu Leheb annesi ayrı bunlardan. Evet. Fakat Peygamber Efendimiz'i çok seviyordu. Peygamberlikten önce. Hatta iki kızını oğullarıyla evlendirmişti. Peygamberimizin oğullarıyla öyle Peygamberimizin mi? İki kızını kızlarıyla, o kendi oğullarıyla. Ebu Leheb'in oğulları evlendirmişti. Evlendirmişti. Peygamberlikten önce. Evet, onlarla evlendirmişti. Ama çok acıdır. Babası Peygamber Efendimiz'e düşman oldu nübüvvetten sonra Ebu Leheb. Onun oğlu, işte damadı Efendimiz'in, geldi Peygamber Efendimiz'in sakalından tutup çekti. Kafir. Hakaret etti. Damat yani, öyle evet. mi? Evet. Ve yeğeni aynı zamanda. Amcası oğlu sayılır. Yeğeni sayılır işte. Evet. Kuzeni. Hazreti Ali gibi aslında. Evet. Ve Efendimiz'in mübarek yüzüne tükürdü. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Allah'ın aslanlarından biri seni parçalasın dedi. Çok hakaret gördü Efendimiz. Ve bu herif bir yolculuğa gitti hemen. Bu hakaretin peşinden bir yolculuğa çıktı Şam'a doğru. Ticaret amacıyla. Şam yakınlarında zannedersem bir gece mola veriyorlar. Dinleniyorlar. Herkes uzanıyor yatmaya. Bir aslan geldi diyor oradakilerden birisi anlatıyor sonra. Bir aslan geldi. Kokladı orada yatanların başlarına geldi. Böyle birer birer koklamaya başladı. Sonra geldi bu Üteybe'yi buldu. Onu koklayınca anladı ve onu paramparça etti. Efendimizin bedduası. Resulullah'ın mübarek yüzüne tükürüyor, sakalından tüp çekiyor, hakaret ediyor. Ve böyle oldu. Ve onun tabii damadı olması hasebiyle, işte amcaoğlu olması hasebiyle tabii yakından tanıyor, ahlakını biliyor. Hı. Onun işte kötülük yapmayacağını, kötü bir davette bulunmayacağını en yakından bilenlerden birisi. Ve işte babası da çok sevdiği için Efendimiz'i, onun iki kızını, iki oğlunu alıyor. Ama nübüvvet ilan edildikten sonra en azılı düşmanlardan biri haline geliyor amcası. Evet. Hatta Efendimiz insanları davete giderken, İslam'a davete giderken, çeşitli pazar yerlerine, panayırlara giderken, Suk-u Ukaz'da zannedersem, yani Ukaz panayırında insanları, dışarıdan gelen insanları, çünkü başka beldelerden de oraya ticarete gelen insanlar vardı. Onları İslam'a davet ediyor Efendimiz. Ben Allah'ın Resulüyüm, işte size İslam'a girmeniz için tebliğde bulunuyorum. Bu hemen yetişiyor. Arkasında duruyor. İşaretle diyor, aman 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 buna uymayın. Bu mecnundur, bu delidir, bu sihirbazdır. Çeşitli iftiralar ediyor. Yani Efendimizin yoluna taş koyuyor. Uğraşıyor. Karısı Ümmü Cemil. O da lanetli bir kadın. O da Efendimizin yoluna geceleri diken toplar, getirir Efendimizin kapısının önüne ve gideceği yerlere, basacağı yerlere diken dökerdi ki mübarek ayağı incinsin, incinsin, o dikenler batsın. Kulansa böyle zalimlerdi bunlar. Neyse Efendimiz Safa Tepesi'nde akrabalarını topluyor, aşiretini. Onlara diyor ki, toplandıktan sonra, ey Abdülmuttalib oğulları, şimdi size desem ki şu dağın arkasında bir düşman birliği var. Hepsi atlı süvariler. Az sonra size hücuma gelecekler, saldıracaklar desem inanır mısınız? Elbette ki inanırız. Sen Muhammedül Emin'sin. Bugüne kadar senin yalanına şahit olmadık. Yalan söylediğini görmedik. Doğru söylersin eğer öyle bir şey varsa. Peki madem öyle inanıyorsunuz bana, fe inni nazirun lekum beyne yedeyis sa'a. Bakınız, kıyamet kopmazdan önce ben size bir uyarıda bulunuyorum. Allah'ın dinine girmenizi tebliğ ediyorum. Ben İslam peygamberiyim. Allah tarafından gönderilmişim. Sizi kurtuluşa davet ediyorum. Deyince kimseden ses çıkmıyor. Ebu Leheb hemen atılıyor. Tebben leke. Ellerin kurusun. Eli haza davetena. Bunun için mi bizi buraya çağırdın? Deyip çıkıp gidiyor. Efendimiz böyle bir umutsuzluğa düşüyor ki ya en yakın insan, kendisini en çok sevdiğini zannetti ki öyleydi de zaten. Kendisini en çok seven insan, kendisine hemen ilk karşı koyan oldu. Bunun üzerine işte bu Tebbet suresi nazil oldu. Niye Ebu Leheb deniliyor? Ateşin babası veya alevli ateşin babası. Yani cehennemde alevli bir ateşe atılacak diye kendisine Ebu Leheb künyesi veriliyor Kur'an'da. Ve akrabaları tarafından da.
yüzü çok böyle son derece kanlı canlı olduğu için kıpkırmızıydı yüzü. Hı. Adeta alevli ateşe benzetmişlerdi yüzünü. Ebu Leheb demişlerdi. Ama Kur'an'da onu alevli ateşte yanacağına işaret olsun diye Ebu Leheb ismi künyesini tekrarlıyor. Yani bu olaylardan önce de bilinen ismi Tabii, Ebu, evet, Leheb. Ebu Leheb. Yüzü kıpkırmızı, kıpkızıl bir suratı olduğu için kendisine Ebu Leheb künyesi takılmıştı. Asıl adı Abdülüzza. Uzza'nın kulu. Evet. Uzza bir put malum. Meşhur putlardan. Lat, Menat, Uzza ayette geçiyor. Kur'an'da geçiyor isimleri. Efere eytümün late vel uzza ve menate salisetel uhra Necm suresinde. Abdülüzza diye ismi öyleydi. Normaldi o zamanlarda İslam'dan önce putların adının insanlara verilmesi, putun kulu işte, Uzza'nın kulu, Abdülüzza adı verilmişti, asıl adı öyleydi. Efendim, Cenab-ı Allah Ebu Leheb'in bu karşı koyması üzerine bu ayeti, bu sureyi indiriyor. Yani kendisi dedi ya, ya Muhammed, tebbenleke, ellerin kurusun, bunun için mi bizi buraya davet ettin? Nedir bizi buraya çağırdın boş yere? Dedi, çekti gitti. Tebbenleke ifadesini kendisi kullandı önce. Ellerin kurusun dedi Efendimiz'e. Helak olasın. O anlama da geliyor. Ya Muhammed helak ol. Bunun üzerine tebbet yeda Ebi Leheb'in. Cenab-ı Allah buyuruyor. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Ebu Leheb helak olsun. Ve tebbe ve elleri kurudu da helak oldu da nitekim. Biz onu birleşik okuduğumuz için onun çok farkında değiliz. Tebbet yede Ebi Leheb'in ve tebbe. Ve teb kurudu da, öyle mi? Evet, ve nitekim yani, kurudu da. Gerçekleşti. Evet. Anlatıldığına göre bu ellerinin kuruması, yani helak olması daha doğrusu, gebermesi anlamında helak olsun. Bedir Savaşı'ndan sonra, 7 gün sonra kahrından geberdi. Müslümanlar galip oldu ya, şanlı Bedir. Kafirlerden de 70 kişi geberip efendim Bedir kuyusuna gömüldüler. Bu çok gücüne gitti. Kahroldu. Ve 7. günde öldü Mekke'de. Kendi toplumunda lider kadro içindeki birisi herhalde. Yani önde gelen şahsiyetlerden birisi. Sözü dinlenen tiplerden birisi. Evet. Yani kendisi öyle 7. günde öldü gitti, geberdi gitti. Evet. Devam ediyor hocam. Ma a'na anhu maluhu ve ma kesab. Bu Efendimiz'e bir ara bu azılı düşmanlık yapıyor ya nübüvvet zamanında peygamber olduktan sonra Efendimiz'e. Hazreti Hatice validemiz ve Efendimiz'in amcası Ebu Talib vefat ettikten sonra peygamber Efendimiz çok hüzünleniyor. Desteksiz kalıyor, korumasız kalıyor. Adeta yani içeriye eve kapanıyor. Ebu Leheb demek ki bir akrabalık hamiyeti, damarı kabarıyor. Geliyor diyor ki ya Muhammed, yeğenim, bundan sonra ben varım. Amcan var. Kimse sana ilişemez. Korkma, rahat ol. Efendimiz de umutlanıyor. Diyor ki bu herhalde yumuşadı. İnşallah Müslüman olacak. Fakat 3-5 gün sonra yine eski haline dönüyor. Yine kafirliğine, azgınlığına devam ediyor. Evet, ma ağna anhu maluhu. Bu zengin bir adamdı. Ticaretle uğraşıyordu. Malı kendisine fayda vermedi. Elleri kurusun dedik ya Cenab-ı Allah diyor. Helak olsun dedik ya. Evet. Ve helak oldu da malı, mülkü onu kurtarmadı. Ona bir fayda vermedi. Ma ağna anhu maluhu. Yani malı onu ilahi azaba uğramaktan kurtarmadı. Ona fayda burada ağna geçiyor ya hocam. Ağna müstahni o, kılmadı ya, azaba uğramaktan kurtarmadı. Ha, zenginlikle alakası yok burada. Yok, zenginlik aslında o da insanı muhtaçlıktan kurtarıyor ya. Yani ma olumsuzluk ekiydi. Ma ağna malu. Malı ona fayda etmedi. Vermedi. Evet. Ya. Fayda vermedi, öyle diyeceğiz. Anhu ona. Ona maluhu. Malı fayda Türkçedeki vermedi. Mal, değil mi? Maluhu ve ma kesab.
ve kazandıkları da. Kazandıkları yani Allah. Serveti aynı zamanda evlatlarına da kazanç denilir. Hmm. İnsanın evladına da kazanç denir. Evet. Yani evladı, malı ona fayda vermedi. Serveti ona fayda vermedi. Kazandıkları şeyler ona fayda vermedi. Seyasla naran zâte leheb. Efendim bu böyle zalimlik yaptı ya Resulullah'a karşı tekebbür etti, ona karşı engellemeler çıkardı, onu inkar etti, karısı ona zulmetti. Karısı o kadar zulmediyordu ki Hazreti Ebu Bekir ile Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün yolda gidiyorlar gündüzleyin. Karşıdan bu Ümmü Cemil, Ebu Leheb'in karısı geliyor. Ebu Bekir korkuyor. Radıyallahu anh. Diyor ki ya Resulallah bu şirret kadın geliyor. Ne yapacağız? Korkma diyor. Allah beni onun dilinden, şerrinden koruyacak. O beni göremeyecek. Nitekim yanlarına gelince Efendimiz'i görmüyor. Sadece Ebu Bekir görüyor. Diyor ki ey Ebu Bekir, sen o arkadaşın var ya, o adamın var ya, ona daha neler yapacağız neler. O görecek. Göreceksin, sen de göreceksin ona neler yapacağımızı. Deyince Ebu Bekir diyor, git işine diyor, yoluna devam ediyor. Seviniyor, kurtulduk ya Resulallah diyor, defoldu gitti şirret kadın. Yani böyle şerir bir kadındı, Ümmü Cemil. Amca ve yenge olduğuna göre herhalde peygamberimizden en az 15-20 yaş büyüktürler o zaman. Tabii ki yani halim. Tahmini. Belli de olmaz yani. Çünkü mesela Hamza Hazretleri de Efendimizin amcasıydı. Abbas mesela değil Abbas mi? Abbas öyle. Küçük değil mi? Evet. Ha, Abbas 4 yaş Efendimizden büyük. Ha, 4 yaş. Yani 4 yaş. Onun için yani amcalıkla yegenlik yaş bakımından çok büyük fark olduğu anlamına gelmeyebilir burada. Yani bilemiyoruz yaşını evet. Yani. Ama hani şey, bir damatlık ilişkileri falan var. Evet. Demek ki yakın da olabilir yani. Oğulları mesela Efendimizin kızlarının yaşına yakın yaşlardır. Ona göre tahminen yani evet. Yine Efendimizden... Çok da uzak yaşlar olmaması evet. Gerekir. Evet. Tahminen. Doğrudur. Evet. Seyasla girecektir. Naren ateşe girecektir. Seyasla ileride yani. O ateşe girecekse ileri anlamına. İleriki zaman anlamı. Aslında kökü sala yasla. Yani girer. Ama se yasla denince ileriki bir zamanda yani ahirette. Cehenneme, alevli ateşe girecektir. Naren ateşe. Nasıl ateş? Zâte lehebin. Alevli bir ateşe girecektir. Ha, kendisinin adı Ebu Leheb ya. Burada Ebu Leheb'den bahsetmiyor evet. O zaman. Alevden bahsediyor. Alevli bir ateşe. Kendisinin yüzü de alevli ateşe benziyordu. Aynı şekilde kendisi öyle ismine benzer bir ateşe, alevli ateşe girecektir. Burada hoş bir kafiye var aslında. Evet. Değil mi? Her ayetin sonunda bir kafiye, yani kafiye demek doğru olur mu bilmiyorum da bir tenasüp var, bir uyum var. Nesir de değil. Evet. Kur'an ne şiirdir ne nesirdir. Ve mâ keseb, leheb, hatap, mesed. Evet, yani benziyoruz o yani. Ama evet, dedik evet. Ya, ne şiirdir ne nesir. İlahi bir kelamdır. Belagatle lebalep, dopdolu her tarafı belagat fışkırıyor evet. Adeta. Dinlemesi de zevkli. Muciz bir kitap. Evet, evet, evet. Benzerini kimseler getiremez. Getirmeye kalkışanlar olmuştu. Kari'a suresine benzer bir sure getirmeye kalkmıştı cahilin biri. Haddini bilmezin biri. Demişti ben de mesela El-Kari'a suresine benzer bir sure icat edebilirim. Demişler hadi söyle bakalım. El-Fîlu mel-Fîlu ve mâ edrâke mel-Fîlu lehu hurtûmun tavîlun. Mesela böyle saçma sapan. Fil. Filin ne olduğunu bilir misin? Filin ne olduğunu sana öğreten kimdir? Onun uzunca bir hortumu vardır. Yani ne bu? Ne ifade etti? Böyle benzetmeye saçma çalışmış. Sapan evet. Benzer sureler uydurmaya çalışanlar da olmuş tarihte. Evet.
Efendim, o alevli bir ateşe girecektir. Ve emra'atuh. Karısı da. Ebu Leheb'in karısı da. Tabii ya, rahat durmuyordu. Efendimiz'e türlü eza ve cefalar yapıyordu. İşte yoluna dikenler döküyordu. O kelime nedir hocam yani? Eşi ifadede. Kadın. Ebu Leheb'in kadını da, karısı yani. Ha, imra. İmre'e. İmra. İmru'un erkek. İmre'etün sonunda te edat harfi var. İmra'ete. O da dişilik edatıdır. Ve emra'etü. Ebu Leheb'in kadını da, karısı kadını yani. Karısı da ateşe girecektir. Kendisi ateşe girecek ve karısı da. Hammâletel hatab. Karısı da odun taşıyıcısı, odun hamalıdır. Ne demek odun hamalı? Kadın hamallık mı yapıyordu? Hammâle. Hayır. Öyle zengin bir adam. Efendim eşraftan, müşriklerin önde gelenlerinden birisinin karısı odun mu taşıyor, hamallık mı yapacak? Niye böyle buyurdu Cenab-ı Allah? Cehenneme taşıyor herhalde. Bu laf taşıyordu. Peygamberimizin aleyhinde insanlara laf taşıyordu dünyada. İşte yalanlar, malanlar uyduruyordu. Aleyhinde laflar taşıyordu, ona buna böyle dedikodular yayıyordu. Böyle yapan kadın, Efendimizin, Allah sevgilisi Peygamber Efendimizin aleyhinde laf taşıyordu. Aslında bu laf taşırken kendisi için cehenneme odun taşımış oluyordu. Odun hamallığı yapıyordu kendi şahsı için. Cehenneme odun taşıyordu, hamallık yapıyordu, laf taşıyordu. Evet. Hatap odun mu demek? Hatap odun. Hattab oduncu mesela. Hatta bunu oğlu Ömer. O noktalık, bu noktasız ha. O Hattab hitap eden. Evet. Veya hitbe kökünden de gelse mesela bir kadınla evlenmeye talip olan hitbe. Hitbe kadına desti izdivaç teklifinde bulunmak, evlenme teklifinde bulunmak, nişanlanmak. Hitbe de mesela nişan merasimine deniliyor hitbe. Ama hutbe nutuk irade etme, söylemde bulunma. Türkçe'de bildiğimiz gibi. Evet. Hatip mesela. Hattab da olabilir hutbe, yani nutuk çeken, hutbe irade eden. Hazreti Ömer ki o hali, noktalı yani. Hattab oğlu Ömer. Buradaki değil. Yok, buradaki ha noktasız. Evet. Hattab. Odun. Bu hammâletel hatab, odun taşıyan, bu aslında ona bir tahkir edatı olarak kullanılmış, ifadesi olarak kullanılmış. Adı Ümmü Cemil'di demiştik, Ebu Leheb'in karısının adı. Efendim, karısı da cehenneme girecektir, alevli ateşe girecektir. Ve o burada Efendimizin aleyhinde laf taşıyarak, dedikoduculuk yaparak, laf hamallığı yaparak, ahirette kendisi için cehenneme odun taşımış oluyor aslında. Evet, evet. Son ayete geldik hocam. Fî cîdihâ hablum min mesed. Fî cîdihâ, o kadının boynunda, gerdanında vardır. Ne vardır? Hablun, bir ip, bir halat vardır. Min mesedin, burulmuş liften, hurma lifinden burulmuş, bükülmüş, halat haline getirilmiş bir halat onun boynunda olacaktır. Yani nasıl ki hamallar efendim bir yük taşırken o yükü bir halatla bağlayıp böyle elleriyle tutar, boynlarına geçirirler. Askı yapıyorlar. Askı gibi. İşte bu da aynı şekilde o halat boynunda olarak, yük halatı boynunda olarak cehenneme odun taşıyacaktır. Kendisine ateş olsun diye cehenneme odun taşıyacaktır. Fî cîdihâ, onun boynunda, gerdanında vardır. Hablun, bir halat. Min mesedin, bükülmüş. Böyle bükülmüş örgü gibi. Bükülmüş, halat haline getirilmiş bir halat vardır boynunda. Onunla odun taşır cehenneme. Ki azabı şiddetli olsun. Evet.
Hocam bu sure ile ilgili şöyle bir şey okudum zamanında. Müslüman sonradan olmuş olan, yani daha önce Müslüman olmayıp da başka bir batılı ülkede yaşayan, sonra araştırarak, Kur'an'ı okuyarak Müslüman olan bir yazar şöyle bir ifade kullanıyordu. Diyor ki benim Müslüman olma kararımı vermemde en etkili olanlardan bir tanesi Tebbet suresi oldu. Evet, nasıl? Sormuşlar ki nasıl oldu bu? O da şöyle cevap vermişti o zaman. Çünkü bu sure indiğinde Ebu Leheb hayattaydı. Karısı da hayattaydı. Evet. Ve bu sureyi yalanlayamadılar. Yani burada Ebu Leheb'in ve karısının cehennemlik olduğunu ifade ediyor. Bu eğer bir ayet olmasaydı, yani vahiy olmasaydı şöyle bir durum olabilirdi. Sadece bunu boşa çıkarmak için, sadece Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu vahyi, bu Kur'an'ı yalanlamak için bile olsa bir müddet Müslüman görünebilirlerdi, münafık olabilirlerdi. Böylece bu ayet, bu sure, ayetler boşa çıkmış olurdu. Evet. Çünkü sure diyor ki onlar işte cehennemliklerdir, eli kurumuştur, işte helak odun taşıyacaktır, helak oldu. Bunları söylüyor. Bedir Savaşı'ndan sonra hemen onlar kelime işaret getirse, görünür de, münafık olarak Müslüman gibi görünse ne olur? Bu sure yalana düşmüş olur yani, boşa çıkmış olur. O zaman da derler ki ya nasıl vahiy bu? Ama öyle bir vahiy ki ona meydan okuyor olmasına rağmen, o da zaten en büyük davası onu yalanlamak olmasına rağmen, onu yalanlamaya, yalandan da olsa Müslüman görünmeye muvaffak olmamış. Evet. Dolayısıyla bundan dolayı bu bir gerçek vahiydir. Bunu ancak Allah söyler ve kendi kitabını ancak Allah korur anlamında etkilendiğini ifade etmişti. Efendimiz hayattayken de onun helak olduğunu gördü işte Bedir Harbi'nden 7 gün sonra. Kahrından geberdi gitti. Evet. Oğluna beddua etti işte damadına ve hemen bir aslan tarafından parçalandı. Evet. İşte aslında o zamanın belki çok enteresan tarafı şu. Ashab-ı kiram hayatta, işte onların düşmanları, müşrikler hayatta, o sırada ayetler geliyor. Evet. O sırada ayetler gelince ortamın içinde çok canlı bunlar. Evet. Yani an bir an yaşanıyor, insanlar merak ediyorlar ne geldi, gelen şey oradaki gerçek kişilerden birisi hakkında geliyor. Çok hakikaten esrarengiz bir zaman dilimi. Doğrudur. Allah bizlere de istifade etmeyi nasip etsin. Amin, amin. Hocam suremizi bitirdik. Süremizin de sonuna geldik. Tamam, tevafuk oldu, tam denk geldi. Yani. İnşallah sonraki Tekvir suresi sureye inşallah, bir sonraki sonra programda inşallah geçmiş inşallah olalım. Böylelikle Cenab-ı Hak adım adım bizleri hissedar eylesin, amin, daim etsin amin, inşallah amin. Kur'an talebesi olmak yolunda. Amin. Teşekkür ediyoruz size de. Amin. Allah razı olsun. Sevgili dostlarımız, Kur'an bahçesinden bugünlük bu kadar istifade edebildik. İnşallah önümüzdeki programda daha fazla istifade etmek istiyoruz sizlerle birlikte. Siz de eğer yolculuğumuza ortak olursanız, bizim kolumuza girerseniz, bizimle beraber bu söze kulak verirseniz, dinlerseniz, istifade ederseniz biz de memnun oluruz. Yeniden sizleri bekliyoruz efendim. Hoşça kalın.